Elektronik sigarayı gençler arasında popüler kılan sebeplerden bir tanesi de içerdiği aromatik tatlar. Normalde sigara içerken inhale etmediğimiz, solumadığımız aromatik bu tatlar hem bağımlılık artırıcı bir sebep hem de beraberinde ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Çünkü içerisindeki aromatik tatlarla beraber alınan diğer ürünler de birçok hastalığa sebep olduğu gibi hem zatüre dediğimiz akciğer enfeksiyonu hem ani alerjik reaksiyon dediğimiz akciğerin bazı ciddi pnömolilerine sebep olabiliyor. Hastaların kontrollü astımlarını daha kontrolsüz bir hale gelerek ilaç ihtiyaçlarını artırabiliyor. Gençlere karşı yapılan bir algı olduğunu düşünüyorum. Bu algı nedir? Sosyal medyayla bizlere içerik üreticileriyle beraber nasıl masum rolüyle bizlere sunulduysa bu cihaz aynı zamanda görünümüyle de bizlere sunuluyor. Nasıl? İşte renklendiriciler renkli ve farklı şekillerde, küçük, büyük, USB şeklinde bunlarla sunuldu. Bunlar da zaten bize medyadan aktarılan masum rolüne çok güzel uyum sağladı. Bu ambalajlarda gençlerin elinde işte renklerinden, cihazların kendisinden, tipinden, koleksiyon gibi ellerinde toparlamaya başladılar ve gezdirmeye başladılar. Bunun gençler üzerinde daha aktif olmasının etkisi de aslında sosyal medya influencerlarının bizlere verdiği bu etkileşim yüzünden oldu. Zaten kulağımda nikotin bandı var. Hastaneye gidiyorum bırakmak için. Tedavi alıyorum yani sigara bırakmak için. Farkına vardım zaten zararının. O yüzden bırakmaya çalışıyorum şu an. Elektronik sigara öyle hemen öldüren bir şey değil ama yaşamımızı çok etkilen bir şey yani. Koşamazsın, hareket edemezsin. İki kelime ediyorsan hemen ciğerlerin tıkanıyor. Sürekli yani dopaminini etkileyerek seni bağımlı yapıyor falan da yani direkt hayatını mahveden bir şey. Hani ölmezsin ama yaşamazsın da. Teklif ettiler. Çoğu zaman reddediyorum ama birkaç kez ben de denedim. Maalesef çok hani beni bağımlı etmedi fakat işte nasıl bir şey olduğunu gördüm. Zararlı. Varken yani yapmayan zıbırdırken, karar verirken çocuk musun? Ya da sen artık büyüdün. Son olarak bu dengeyi henüz sağlayamıyoruz. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Farkına varmak için de mesela ortaya çıkan ciddi sıkıntılar onlar.